derken bastır Çağatay. Morali bozuldu. Yapabilirsin Çağatay. Şey olmuyor. Hadi barış. Aslında adaya ilk geldiğimiz zamanlarda dengeler açısından bakıldığında ben kendim birazcık daha önde görüyordum ama bu kadar eşitsizlik, bu kadar değişik şeyler olacağını açıkçası hiç hayal etmemiştim. Özellikle Miran'la Ece'nin arasında son dönemde gelişen olaylar beni inanılmaz derecede germeye başladı. Yani bilmiyorum, tabii ki farklı şeyler olabilir insanların arasında ama sonuçta bir yarışmadayız yani. Ben kesinlikle böyle olduğunu düşünüyorum. Hani hırslı kendime çok fazla diyemem. Açıkçası yarışmanın sonunda kendimi de tabii ki olacağını düşünüyorum ama bu koşullar altında birazcık zor gibi gözüküyor. Ya abi adaya geldik kaç gündür sayamıyorum. Lan yemek yok. Bir tane Pokken'in oyunu kazanamıyoruz, yemek kazanamıyoruz, ödül kazanamıyoruz. Ya yeter de Baran diye bir uşak var, Baran. Ya her gün yatay, her gün. La biri gidiyor Hindistan cevizi topla, yiy onu. La dur yataysın, sen bir şey yapmazsın, sen ne yaparsın? Balık bir bok ye. Yemi. Zaten karnı tok, geldi geleli kilo aldı abi burada. Hepimiz abi burada ölüyoruz abi, tipime bak. Yanmışım sıcaktan, olmuşum kapkara. Ya hayret bir şey. Ya, demek ben sinirli, ben konuşmak istemiyorum ama buraya da yazıyorum. O uşak gitmeden ben Abadadan gitmeyeceğim. O Baran gitmeden Abadadan gitmeyeceğim. Ya biz buraya Survivor olmaya geldik bir defa. Şimdi oyunlarda 3 lazım. Bu işte takımımızda Baran diye biri var. Ne yazık ki onu kim aldı bilmiyoruz ama. Yani oyunlarda falan hep sakatı yatıyor. Oynayamıyor. Bir de eşleştiği karşı takımdaki eleman da onun gibi. Ona bile yeniliyor yani. Artık biz buna ne diyelim yani? Yani onu yapmayalım, neyi yapalım? Gidiyor, balık tutuyor. Kendi köşede pişiriyor, kendisi yiyor. Temizlemiyor onu, bizim kızlar temizliyor. Zaten kızlarımız zayıf. Bilemedik. Ne yapalım? Nasıl yapalım? Abi aşırı sıkıldım artık. Her seferinde böyle oluyor. Yeter ya. Dakika ya, ezan her sesi. Her kazandı. Ana, ezan. Ha, bura Panama değil mi? Acayip doldum, tamam mı? Şu lanet olası adaya geleli bir hafta oldu. O Baran denen çocuk 2 günde kendini sakatladı ya da sakatlama numarası yapıyor. Kaç gündür yatıyor. Bütün oyunlarda biz cebelleşiyoruz. Yeter artık. O ne? Ben bunu bir içelim gelip. İşte bir haftadır böyle olunca, aç olunca insan her şeyi yiyor. Örümcek de güzeldi. Neymiş efendim? Survivor adasına gitarla gelecekmiş. Ya bir insan adaya gitar getirir mi? Neymiş? Cazı çok seviyormuş. Efes Pilsen Caz Festivali'ne gidiyormuş her sene. Yalan. O zaman seni yazalım da sen o festivale gidersin akşam. Kız olduğum
için beni yazarsınız diye düşünüyorum ama ben yani elimden geleni yapıyorum. En azından Baran gibi köşeye geçip oturuyorum yani. Haklısın ya. Hani ben kız başım orada adamlarla oyun oynuyorum. Adam orada yaymış oturuyor. Yok oyunu oynamayı yani. Bırak bize yardımcı da olmaya çalışıyorsun yardımcı yani. Yemekte şunlarında. Çocuk öyle. Oturmuş ağacın altında bütün gün. Hiçbir şey yaptığı da yok. Oyunlarda da oynuyor hani zaten. Ya konuşma tarzından falan da çok rahatsız oluyorum. Çok yani hani bilmiyorum. Çok sulu bir çocuk yani. Bir şey söyleyeyim mi? Sabah kaç tane insan cevizi var? Ben görmedim bile onun ya ben önce. Dün en son 7 tane topladığımızı hatırlıyorum ama yarışmadan döndükte 3 tane var. Döndükler. Yarışmaya işte, da gelmedi. Ancak karşı takımdaki kızlara işte asılsın. Ben böyle bir şey diyesi. Görmedim. Adam Survivor'a değil tatile gelmiş ya. Olur mu böyle bir şey ya? Kesinlikle Baran'ı yazalım. Evet Baran'ı yazalım bence de. Ya bana sordu ben onu canı yazacağım dedim ama onu ben şakasını söyledim. Bana öyle yazdım. Belki ben de öyle demiş olabilirim ama bu stratejik bir şey. Yani göreceğiz bakalım ya işte akşam. Sonuç olarak hani evet, bence evet. Baran'ı yazmamız gerekiyor. Bence de katılıyorum. Ya herkesle kavga ediyor ya. Ha böyle ucak olur mu ya? Ya ne de bu ya? Hayret bir şey. Ben onun adını yazacağım. O zaman ne? Abi akşam mı yazar yazıyor? Ne zaman? Bu akşam. Ne yazıyoruz? Onlar mı yazıyor? Ya biz de yazarız. Nedir yani? Ya gitsin de benim takımda ama yani gitmesini istiyorum yani. Öyle. Yani ben şimdi iş yapmak istemem de yani. Geçen ben onunla konuştum birazcık. Cahitay senin hakkında biraz attı sattı böyle bir şeyler söyledi. Sen... Bana da senin hakkında bir şeyler söyledi. Bana da mı söyledi? Lan ne değilsiniz? Lan ne değilsin? Bir de sizinle yani, yakınım diye. Ben şimdi iş yapmak istemem yani. Ortalığı karıştırmak istemem de hani çok biraz ağır konuştu. Ben onu uyardım ama dedim yani çatlamı falan değil yani. Beni kanla da ne değil. Bu akşam ben ona bir satışayım bu akşam da görsün. Yani o uşak adadan çıkmadan ben onu da döverim. Onu yazabiliriz bence yani. Onu döverim. Zaten nasıl ya? Ben onu kalemle yazacağım ama onu. Gücüne yazacağım. Ah, yılan da kim koydu? Hayatımda böyle kötü yarışmadı. Böyle kötü performans. Ne duydum ne izledim. Ya tam hastaymış, bilmem neymiş, çarpmış, çürpmüş. Abi kim çağırdı Baran'ı buraya? Kim çağırdı? Niye aldınız? Kim çağırdı abi? Dönsün evine abi. Dönsün, Baran dönsün. Baran gitsin istiyorum ben. Bu fikrimi de kimse değiştiremez. Son kararım Baran gitsin. Onu yazacağım. Baran'ı yazacağım zaten. Göreceksiniz. Kayıttan mı? He. Ya bir şey diyeceğim bak akşam oldu donuyorum. Abi tişörtüm nerede? Kesin o Baran denen uşak aldı abi tişörtü. Yani gıllarım dümdük duruyor böyle. Ne yapacağım ben abi adada? Açız, üşüyoruz, yıkanamıyoruz. Yani bilmiyorum ne olacak bunun sonu bilmiyorum yani. Baran açıkçası biraz zayıf kaldı bu yarışmaya belli ki. Herhalde torpille gelmiş yarışmaya. Çok kötüydü. Başarısızdı. Her başarısızlığını hastalığa vurdu. Hep bahane uydurdu. Adadan gitmesi gerektiğine inanıyorum. Adadan gitsin. Baran'ı yazacağım ben zaten. Kimse de bu fikrimi değiştiremez. Kim çağırdı zaten bilmiyorum. Baran gitsin. Abi bu hafta yine dokunulmazlığı kaybettik ya. O Baran kazması yine yapamadı abi ya. Abi ya ben anlamıyorum ki ya. O son hamleyi hiçbir zaman yapamıyor. Yani onu nasıl yapamazsın sen ya? Abi koskoca deniz var burada bak Panama denizindeyiz ya. Bir kez girmedi çocuk ya. Avlanma sıfır abi herif zarar ya. Abi aynen çünkü geçen hafta da ne oldu biliyor musun? Geçen hafta Hindistan cevizi toplamaya gittim. Orada dedi ki kaşık yapmam lazım o yüzden gelemem sen dedi. Abi ben anlamıyorum ki önceliğimiz kaşık mı gıda mı yani? Buradaki öncelik ne? Kardeşim zaten yemeklere de bir abanıyor. Burada kaç adamız? Hepsine uyuyor. Ben anlamadım ya. Karaktersiz bir çocuk ya. Aynen karaktersiz. Adam değil bir kere. Bu hafta net yazıyoruz abi. Bak adam değil. Üstüne üstlük. Yani sürekli olarak herkese farklı konuşuyor. Yalan söylüyor hepimize ya. Dürüst değil bir kere ya. Abi hiç güvenilir değil. Güvenilir kes. Efsane olur. Kes. Öncelikle hemen bir şunu belirteyim. Bu arkadaşımız hala hastanede maalesef.
taburcu edemedik. Yani durumunun da ciddi olduğu söyleniyor. Yani ne kadar inanırsınız bilmiyorum tabii. Bayağı zor ve gergin bir hafta geçirdi zaten. Bayağı sakatlanmalar oldu. Sakatların durumu iyidir diye umuyorum. İyi mi? İyi bir şey yok. Sen hastaneye gitmedin. Yok ben Baran gibi değilim yani. Çıt kırıldı, sarı ayına geldim. Tam çıt kırıldı. Bir laf geldi ya. Çıt kırıldı. Ama hani ben gittim ziyarete de hani durum ağır gibiydi. Yani, hakikaten... O zaman sarı ayına gelmeyecektim. Yani tabii burada haklısın. Yani burada herkes sonuçta çeşitli sakatlıklar yaşıyor, çeşitli rahatsızlıklar yaşıyor. Ama hepiniz buradasınız. Teşekkür ederim aslında. Bunlardan bile hiç hastaneye giden olmadık. Zaten o kadar insan cevizine de nasıl hala dozanlayamadık, hiçbirimiz anlayamadık. Ama neyse bunlar bulabiliriz. Çok hızlı sen cevizine göreceğim. Buna bağlı olarak. Karnı aramışlamasın sen de. Ben söylemek isterdim. Yani, BTS şimdi deyince aklıma geldi yani. Yani midesinden bir problem olduğunu söyledi doktor da. Cira bağladı işte açık açık söyleyelim. Yani. O da var evet. O kadar Hindistan cemizine. Biz karışmak istemiyordum ama. Neyse bu tabi biraz daha tıbbi bizim alanımız değil. O yüzden bunu şimdi bırakalım arkadaşlar. Ama genel olarak bayağı tepki var sanırım. Peki biz 4 kişi mi devam edeceğiz? Bu da önümde zor oluyor şimdi 4 kişi. Zaten bir tane kızımız kaldı. Yani ama bizde iki kızız yani o kadar inanılmaz bir dengesi yani. Evet aslında. Çok bir dengesiz değil. Yani zaten oyunlar başa baş gidiyor daha yani. Daha güçlü de diğerlerinden hani o yüzden çıkamıyoruz. Yani oyunlar dengeyi zaten gördüğüm kadarıyla. Taş mı atıyor? Taş mı atıyor? Ne diyeyim şey lan? Ne diyeyim lan? Tamam sakin ol. Konuşmayalım. Zor tutuyorum. Çantayı zor tutuyorum yani çok zor tutuyorum. Yani. Ben de konuşayım sakin burada daha... Ben de bizim grubun %50'sini zor tutuyorum abi. Bilmiyorum yani %50. Arkadaşlar lütfen. Çantayı bizim çadırı temizleyelim. Ya seni var ya oraya gömerim uşak ha. Arkadaşlar lütfen. Yani beraber görüşeceğiz. Lütfen. Tamam ben de konuşacağız. Çantay senle başlayalım o zaman. Zor bir haftaydı. Gergin geçti. Aynen. Oyunlar hakkında demek istediğim bir şey var mı? Yani şimdi oyunlar fena değildi yani. İyi getirdiğimizi düşünüyoruz. Bazı arkadaşlarımız oyun oynuyorlar ama ağaçlardan düşüyorlar. Bu olmaz. Survivor'a gelmemesi lazım böyle. Yani düşeceksen niye çıkıyorsun? Aynen öyle. Yani en azından devam etti ama. Benim ayağım bile kaymadı ya. Ben böyle bırakıp evet sen devam. Bu hafta bayağı başarılıydın. Evet. Yani dokunulmazlığı da aslında hak etsin ama şanslı evet. Bir şekilde evet. Ece kazandı dokunulmazlığı. O da bizim takımımızın kızıdır yani. Bacımızın. Yani. Evet. Diğer takıma dönelim. Barış sen ne diyorsun? Valla yapacak bir şey yok. Bizim en güçlü adamımız sakatlandı. Ona rağmen bir oyun kazanmayı bildik. Ödül oyununu da kazandık. Yani sizin karnınız oydu aslında kısmen. Yani güçlendik. Dokunmazlık oyununda ufak bir sürüz çıktı. Sıkıntı yok. Haftaya bir de dokunmazlık oyununu kazandık. Bayan'ın eksikliğini hissediyor musunuz? Oya sana sorayım. Yani adada genel olarak yani zaten olduğu oyunlarda da çok öne çıkan bir arkadaşımız değildi. O yüzden hani çok hissetmiyoruz ama yine de 4 kişi olduğumuz bir kere dahil olmak gerektiğini yani anlıyorum. Evet, aslında bir sayı oldu. Ama aslında güçlü bir yandan iyi oldu. Yani çok daha iyi anlaşıyoruz takım arkadaşlarımızla. Bu durum var. Bozucu. Gökhan, senin bir hafta başında tartışman vardı. Sanırım yine Baran'la ilgili. Baran'ın sanırım Oya söylediği bir şeyden bile ilgili. Ya hoş konuşmuyor yani. Baran'la nasıl konuşmuyor gerektiğini ben konuşmak isterim. Yani mesafesini koruyamıyor öyle söyleyeyim yani. Hepimiz arkadaşız. Bu hafta sizden biri elenecek. Zaten 4 kişi yaşıyordunuz. 3'e düşebilirsiniz. Veya yine bu kadroya kalabilir. O zaman arkadaşlar başka kimsenin diyeceği bir şey kalmadıysa oylamaya geçelim diyorum ben. Oylamaya geçmeden önce bu kişisel dokunulmazlığı vereyim. Haftanın kadınına oya. Tebrik ediyorum bunu. Haftanın dokunulmazlığı. O zaman şimdi tek tek sırayla oylamaya başlayalım. Sıdan başlayalım. Gökhan. Baran, çok üzüldüm. Başlar dedik ama. Sonra hak etmiyorsun. Bir faydan yok.
sonra sana girebilirim. Baran, senin gitmen gerektiğini düşünüyorum. Geldiğinin ikinci günü fazla Hindistan cevizi yediğin için cırcır oldun ve takımımıza hiçbir faydan dokunmadın. Bence sen Ankara'ya dönmelisin ve o jazz festivaline gitmelisin. Senin burada işin yok. Seni yazdım çünkü kız arkadaşlarına nasıl davranacağını bilmiyorum. Başla. Baran, hem bizi oyunlarda yalnız bıraktın, hem de six pack yapacağım diye geldiğin adada göbek yaptın. Sen bir survivor değilsin. Baran, her zaman haklının yanında haksızın karşısında olduğumu bilirsin. Ve bu sefer sen haksızsın. Yani Baran, ne yazık ki öğrendim ki herkes seni yazıyormuş. Herkes öyle anlaştı. Ben de seni yazdım. Adamsın aslında ama... Baran, sen gidiyorsun aradan. Baran, gördüğünüz üzere seni yazdım. Her şeyi söyledim. Evan ve televizyondan izlersin senin hakkında söylediklerimi. Ah canım, hatayım şimdi. Çok üzgünüm. Senin yanından sorumdayım. Biliyorum seninle konuştuk, oya yazacaktık. Ama gördüm ki herkes seni yazıyor, ben de senin yanından sorumdayım. Çok üzgünüm. Bütün adayı fişekledim ve Baran yazdırdım. Üzgünüm, seni yazmak zorundayım Oya. Hoşça kal. Bu zamana kadar kimsin adını bu kadar rahat yazmamıştın. Ne bir oyun almışlığın var, ne bir balık tutmuşluğun var. Elin oğlu misinayla karetta karetta tutuyor ya. Tamamca Hindistan cevizini ortadan ikiye ayır, koy önümüze. Ay neden? Bir insanın 8 ayda sakalları hiç mi uzamaz ya? O dişler inci beyazı. Bilmiyorum artık, saçlar hep aynı model. Nasıl oluyorsa bu işler. Allah bilir. Ama bence sen artık git. Baran, sana Manhattan adasından sesleniyorum. Aramızdaki en zayıf halkı hep sendin. O yüzden bizim. Para, 23.265 günlük kuzenim olduğu için bu güzel adadan artık ayrılman gerekiyor. Sıkıldım. Para, sevgilini benim bölümden bulduğun için ve ailedeki tek şehir plancısı artık ben olmadığım için bu adadan gitmen gerekiyor. Hoşça kal. Baran, ne kadar dürüst bir insan olduğunu biliyorsun. Bunu da ben de biliyorum, hiç merak etme. Ama yani bence artık gitmenin vakti geldi. Burada yerin yok. O yüzden seni yazmak zorundaydım. Bir de zaten tipine bakmalısın önce ya. Yani burada hiçbir işin olmadığı çok açık. Hadi, hadi güle güle, hadi dikkat et. Kardeşim, biliyorsun hiç arkamdan konuşmadım. Birini yazmak zorundayım. Hastalığın çok ilerledi. Aileni de özlediğini görüyorum. Sırf bu yüzden seni yazıyorum. Kardeşliğimiz inşallah hiç bitmeyecek. Döndüğümüzde yine birlikteyiz kardeşim. İyi yolculuklar kardeşim. Hakkında hayırlısı olsun.
Oylama. Evet arkadaşlar, oylama işlemimiz bitti. Şimdi oyları alalım. Arkadaşımızdan. Oyları açmaya başladım. O zaman fark edilmişti. Baran. Oya. Baran 1, Oya 1. Baran. Baran 2, Oya 1. Baran. Baran 3, Oya 1. Baran. Durum 4-1 oldu. Baran. Baran 5, Oya 1. Baran. Baran 6, Oya 1. Bu ne ya? Bunu kim yazdı arkadaşlar? Mutlu yıl!